Evet, ikinci dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bir örnekle başlayalım gene. Örneğimiz şu olsun. Limit x artı ya da eksi sonsuza giderken x çarpı sinüs 1 bölü x nedir? Bunu bulmaya çalışalım. Şimdi x sonsuza giderken bir inceleyelim arkadaşlar. Sonra x sonsuza giderken de aynı şekilde inceleriz. Limit x sonsuza giderken x çarpı sinüs 1 bölü x de arkadaşlar. Şu gördüğünüz x'i aşağıya atsak arkadaşlar. Yani sin 1 bölü x bölü 1 bölü x yapsak. Bu aslında bizim daha önceden karşılaştığımız sin x bölü x'e çok benziyor. Ama orada x sıfıra gidiyordu arkadaşlar, hatırlayın. Önceki derslerimizde yapmıştık. Şimdi burada sonsuza gidiyor, benziyor. Burada değişken değiştireceğiz arkadaşlar. 1 bölü x'e t diyeceğiz. Şimdi x sonsuza giderken arkadaşlar 1 bölü x'te 1'i sonsuz parçaya bölerseniz t sıfıra gitmiş olacak. Yani bizim ifademiz şuna dönüşmüş olacak. Limit x demeyeceğiz artık. Değişkenimizi değiştirdik. T diyeceğiz. T sıfıra giderken arkadaşlar sin t bölü t olmuş olacak ki biz bunun arkadaşlar 1 olduğunu biliyoruz. Aynı mantıktan x eksi sonsuza giderken incelesek şu ifadenin bu noktadan itibaren x eksi sonsuza giderken desek t gene sıfıra gidecek. Yani sıfıra çok yakın olacak. Sıfırdan biraz küçük olacak ama sıfıra gidecek arkadaşlar. Dolayısıyla limit x eksi sonsuza giderken x çarpı sin 1 bölü x ifadesi aynı mantıkta limit t sıfıra giderken sin t bölü t ile aynı olmuş olacak. Yani 1 ile aynı olmuş olacak. Yani eksi sonsuza giderken de artı sonsuza giderken de y eşittir 1 doğrusu bizim yatay asimptotumuz olacak. Grafiğini de çizelim. Grafiksel olarak da görün. Hemen çiziyoruz arkadaşlar. Şu bizim eksenimiz olsun. X eksenimiz olsun. Bir doğrusu, bir şurası yukarıda bir yer olsun. Rahat çizelim. Şurası bir noktası. Bu da y eşittir. Bir doğrusu arkadaşlar. Abi buraya asimtot olacak. Hatırlayın bir de sin 1 bölü x salınım yapan bir grafikti. Şöyle gelecek arkadaşlar. Şöyle salınım yapa yapa o kadar çok salınım yapacak ki sonra da böyle çıkacak arkadaşlar. Yani artı sonsuza giderken de eksi sonsuza giderken de 1'e çok yakın bir değer almış olacak şurası. Bitişik arkadaşlar. Bunu da hemen hızlı bir şekilde not olarak alırsınız. Ya da resmini çekin. Ya da daha sonra paylaşacağım videoyu izlersiniz. Peki devam edelim. Başka bir örnek olsun. Y eşittir 2 artı sin x bölü x. Eğrisinin yatay asimtotunu sandviç teoremini kullanarak bulun. Evet. Sandviç teoremi neydi? İki değerin arasına sıkıştırıyorduk. Soldaki ve sağdakiler bir aynı değere gidiyorsa ortadaki de aynı değere gitmek zorunda kalıyordu arkadaşlar. Şimdi biz artı sonsuza, eksi sonsuza giderken
x artı sonsuza ya da eksi sonsuza giderken bunun limitini inceleyelim arkadaşlar. Biliyoruz ki biz sin x bölü x her zaman küçüktür ya da eşittir 1 bölü x'ten. Çünkü sinüsün alabileceği en büyük değer 1'dir arkadaşlar. Birden büyük değer alamaz. Dolayısıyla sin x bölü x de 1 bölü x'ten küçük olacaktır. Tabii negatif olma durumları da var. Mutlak değerci diyelim. Mutlak değerci küçük olacaktır. Ve her zaman mutlak değercide sin x bölü x sıfırdan büyük olacaktır arkadaşlar. Eğer biz x artı sonsuza ya da eksi sonsuza giderken 1 bölü x'i incelersek bunun biri sonsuz parça ayıracağımız için sıfır çıkacağını biliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar sabit bir sayının limitinin de sıfırın yani limitin de sıfır olduğunu biliyoruz. Demek ki şunu bulmuş olduk. Biz x'e artı sonsuz da eksi sonsuz verdiğimizde burası da sıfır oluyor. Burası da sıfır oluyor. Demek ki burası da ne olmak zorunda? Sandviç teoreminden limit x artı sonsuza ya da eksi sonsuza giderken sin x bölü x t sıfır olmalı arkadaşlar. Bize ne soruyordu? Limit x sonsuza giderken 2 artı sin x bölü x'i soruyordu arkadaşlar. Yani aslında artı sonsuza ya da eksi sonsuza giderken. Biz bunu ayrı ayrı yazabiliriz. Limit x artı ya da eksi sonsuza giderken 2 artı limit x artı ya da eksi sonsuza giderken sin x bölü x diye yazabiliriz. Az önce buranın sıfır olduğunu bulmuştuk. Sabit sayının limiti de 2. Dolayısıyla arkadaşlar bu fonksiyonun artı ya da eksi sonsuza giderken 2'ye gittiğini görüyoruz. Yani kısaca özetlememiz gerekirse y eşittir 2, 1 yatay asimtottur arkadaşlar. Yani bunun grafiğini de çizeceğiz. Şöyle hemen resmini çekin ekranın. Grafiğini de görelim. Hani 2'de nasıl asimtot olacak? Bu değişik bir grafik arkadaşlar. İlginç bir grafik. Y eşittir 2 bizim yatay asimtotumuz. Fonksiyonumuzun grafiği ise şöyle arkadaşlar. Siyahla çizeyim onu. Sıfır veremiyoruz. Sıfırda, pardon, şunu sileyim. Sıfır veremiyoruz. Sıfırda içi boş arkadaşlar. Şöyle geliyor. Salınım gösterir gibi, evet. Tahmin edeceğiniz üzere. En son güzel olmadı. Bir daha çizeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Sürekli sonsuz kere asimptotumuzu kesecek ama her seferinde x'e biraz daha yaklaşacak arkadaşlar. Bunun grafiği de böyle. Bu da 2 artı sin x bölü x'in grafiği. Bunu da not olarak alabilirsiniz. Şimdi bir soru daha çözeceğiz. Daha sonra eğik asimtota geçeceğiz. Sorumuz şu. Şuraya yazayım. Limit x sonsuza giderken x eksi x kare artı 16'nın limitini bulunuz. Bunun için size 2 dakika süre veriyorum arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Benzerlerini yapmıştık.
Evet arkadaşlar, hatırlayacağınız üzere eşlenikle çarpıp bölüyorduk bu ifadeyi. Şöyle yanına yapayım. Limit x sonsuza giderken x eksi x kare artı 16'yı x artı x kare artı 16 ile çarpıp bölüyoruz arkadaşlar. Çarpıp bölünce yukarısı 2 kare farkından x kare eksi x kare eksi 16, aşağısı da x artı x kare artı 16 olmuş oluyor. Zaten x kareler birbirini götürüyor. Bu ifadede limit x sonsuza giderken arkadaşlar eksi 16 bölü. Alt tarafı da arkadaşlar x parantezine alacağız. Şurada 1 kalacak. Aslında bir basamağı atlamayalım. Şöyle yapalım. Önce şurayı x kare parantezine alalım. X artı o x kare dışarı mutlak değer x olarak çıksın. Dışarı çıkarken mutlak değer çıkar kareyle karekök gidince. Burada 1 kalır. Burada 16 bölü x kare kalır. Mutlak değer x. X pozitif bir sayı olduğu için x diye çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla orada x varmış gibi düşünüp x parantezine alırsak 1 artı 16 bölü x kare kalmış olur. X sonsuza giderken bu sayı sıfıra çok yakın bir sayıya gidiyor. Dolayısıyla burası sıfır olmuş oluyor. Alt taraf dolayısıyla arkadaşlar şu kısım 2'ye çok yakın bir sayı alıyor. Kök 1 buradan 1 yapıyor. Bir de burada 1 var. 2'ye yakın bir sayı yapıyor. Ama burada x var. Onun yerine sonsuz verince aslında eksi 16'yı sonsuz parçaya bölmüş oluyoruz. Ve sıfıra çok yakın bir sayı değeri çıkmış oluyor. Dolayısıyla y eşittir 0 doğrusu yani x ekseni arkadaşlar oluyor. Y eşittir 0 doğrusu. Bunun bir yatay asimptotu olmuş oluyor. Evet, hemen resmini çekin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar eğik asimptot. Eğik asimptot. Eğik asimptot arkadaşlar. Hani az önceki asimptotumuz yataydı yani böyle yatay eğimi sıfır olan bir doğruydu. Şimdi eğimi biraz daha farklı olan olacak. Eğik olacak. Gene doğru olacak. Ama bu sefer eğik olmuş olacak arkadaşlar. Eğik asimptot ne zaman gerçekleşiyor? Onu yazalım arkadaşlar. Rasyonel fonksiyonlarda payın derecesi paydanın derecesinden bir fazla olduğu durumlarda eğik asimptot çıkar. Bu noktada bir asimptotumuz daha var. Eğri asimptot. Eğri. Bakın bu eğik asimptot. Eğik asimptot doğrudur arkadaşlar. Sadece eğimi sıfır olmayan bir eğimi herhangi bir sayı, reel sayı olan bir doğrudur arkadaşlar eğik asimptot. Eğri asimptotun kendisi de eğridir. Yani bükümlüdür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şu an yaptığımız eğik asimptot bir doğrudur arkadaşlar. Ve ne zaman olur o eğik asimptot? Payın derecesi paydanın derecesinden bir fazlaysa. Mesela üst taraf üçüncü derece, alt taraf ikinci derece. Ya da üst taraf ikinci derece, alt taraf birinci derece gibi durumlarda eğik asimptot olur. Peki eğik asimptotu nasıl bulacağız? Bunu da bir örnek üzerinden anlatacağım size arkadaşlar. Örneğimiz şu. Ha, bu arada eğik asimptotun İngilizcesi oblik asimptottur. Oblique diye yazılır. Oblik asimptot. Fx eşittir x kare eksi 3 bölü 2x eksi 4 fonksiyonunun eğik asimptotunu bulunuz.
Evet, bu fonksiyonun eğik asimptotunu bulacağız. Peki nasıl bulacağız arkadaşlar? Grafiğini de yana çizeceğim. O yüzden sağ tarafı boş bırakıyorum. Hani görelim eğik asimptot demek ne demek, nasıl oluyor diye. Üst tarafı alacağız arkadaşlar. Alt tarafa böleceğiz, polinom bölmesi yapacağız. Polinom bölmesinde çarpacağımız sayı bize en baştaki sayıyı vermeli. O yüzden ben burayı 1 bölü 2 x ile çarpıyorum. 1 bölü 2 x ile çarparsam arkadaşlar 1 bölü 2x çarpı 2x'ten x kare gelir. 1 bölü 2x ile eksi 4'ü çarparsam eksi 2x gelir. Taraf tarafa çıkarırsam burası 2x eksi 3 olur. Şu eksi şunu da etkiler arkadaşlar, unutmayın. Şimdi devam ediyorum. Gene baştaki sayı elde etmem lazım. Bu nedenle artı 1 dedim. 2x eksi 4 yaptı. Çıkarıyorum. Çıkarınca burayı da etkiledi. 1 kaldı. Şimdi bu ifadeyi nasıl yazabilirim? Bakın şöyle yazabilirim. 2x eksi 4'ten arkadaşlar 1 bölü 2x artı bir tane varmış. 1 bölü 2x artı bir tane varmış. Artı 1 artmış. 1 bölü 2x eksi 4. Gerçekten de payda işlemeye kalksanız şu ifadeyle şu ifadeyi çarpmanız gerekir. Sonra 1 ile toplayınca da bize bu ifadeyi verir. Yani bölme algoritmasını uyguladık arkadaşlar burada. Ya ne yaptık? Bu fonksiyonun farklı bir görünümünü elde ettik. Bu neye eşit aynı zamanda? X kare eksi 3 bölü 2x eksi 4'ün farklı bir görünümü. Bizim için neden önemli bir görünüm? Çünkü biz bu fonksiyonun limitini aldığımızda limit x sonsuza giderken ya da eksi sonsuza giderken fark etmez. İsterseniz ikisini de öyle yazalım. Artı ya da eksi sonsuza giderken bunun limitini aldığımızda şu parça arkadaşlar sıfıra çok yakın bir değer çıkacak. Sıfıra çok yakın bir değer çıkacak. Yani çok önemsiz bir parça orası bizim için. X'ine çok büyük sayılar verdiğimizde 1 bölü 2x eksi 4 parçası bizim için çok önemsiz. Bizim fonksiyonumuz sanki şuymuş gibi hareket edecek. Eğer biz x'e çok büyük değerler verirsek. Tamam, sonsuz olacak biliyorum bizim fonksiyonumuz ama 1 bölü 2x artı 1'miş gibi hareket edecek değil. Onu da biliyorum. 1 bölü 2x artı 1 olmadığını biliyorum. Çok ufak bir fark var. Bakın şu fark var. Şu an yeşil yuvarlığa aldığım bir fark var ama o da çok küçük bir fark. Dolayısıyla bu noktada y eşittir 1 bölü 2x artı 1 bizim eğik asimptotumuz olacak. Yani eğik asimptot nasıl bulunuyor? Üst tarafı alt tarafa bölüyoruz. Elde ettiğimiz bölüm bizim yatay asimptotumuz arkadaşlar. Kısaca hani böyle bir algoritma olarak bilmek istiyorsanız. Aralarında bir fark varsa payla paydanın üst tarafı alt tarafa böldüğümüzde oluşacak bölüm bizim eğik asimptotumuz oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Bunun grafiği nasıl bir grafik? Şu y ekseni, bu x ekseni. Şimdi az önce bulmuştuk. 1 bölü 2x artı 1. O da şöyle bir doğru olsun. Arkadaşlar uzatayım. Bu y eşittir 1 bölü 2x artı 1 doğrusu. Şöyle kenarına yazayım. Y eşittir 1 bölü 2x artı 1 doğrusu bu da. Bir de arkadaşlar daha biz hani dikey asimtotu görmedik ama şunu unutmayın. Paydayı sıfır yapan değer de bizim dikey asimtotumuzdur. Oraya asla değemeyeceğiz arkadaşlar. Onu da maviyle çiziyorum. X eşittir 2 doğrusu. Bir saniye arkadaşlar şunu doğru olarak çizeyim. Evet, x eşittir 2 doğrusu olsun bu da. Paydayı sıfır yapan değer de bizim dikey asimptotumuz olacak. Şimdiden söylemiş oluyorum. Dolayısıyla bizim eğrimiz bu kırmızı ile mavi çizginin arasında olacak arkadaşlar. Peki nasıl bir şey? Siyah kalemle çiziyorum. Bakın şöyle. Buradan böyle geliyor. Şöyle gidiyor arkadaşlar. Her seferinde 1 bölü 2x artı 1 doğrusuna yaklaşıyor ama asla ona değmiyor arkadaşlar. Buradan da bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi
X eksi sonsuza giderken yani şu tarafta kırmızı çizgiye çok yaklaşıyor. Sanki kırmızı çizginin kendisiymiş gibi davranıyor. X artı sonsuza giderken de kırmızı çizgiye çok yaklaşıyor. Çok büyük sayılarda sanki kırmızı çizginin kendisiymiş gibi davranıyor. Dolayısıyla biz bu ifadeye eğik asimtot diyoruz arkadaşlar. Umarım eğik asimtotu size anlatabilmişimdir. Var mı bununla alakalı sorusu olan? Peki arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. Sonsuza giden limitler. Sonsuz limitler diyelim. Buna da birkaç örnek çözelim. Birinci örneğimiz şu olsun. Limit x 1'e artıdan giderken 1 bölü x eksi 1. Bunu bulalım. Bir de limit x 1'e eksi taraftan yaklaşırken bunu bulalım arkadaşlar. Şimdi bu ifade şu olacak. 1 bölü 1'den biraz büyük bir sayıdan 1 çıkaracağız arkadaşlar. 1'den 1'e biraz büyük bir sayıdan 1'i çıkarırsak 0'dan hafif büyük bir sayı kalır. 1'i 0'dan hafif büyük bir sayıya bölersek arkadaşlar burası artı sonsuz olacak, pozitif olacak ve sonsuza yakın bir sayı olacak. Burada birden küçük bir sayıdan bir çıkaracağız arkadaşlar. Sıfır, ama bire çok yakın bir sayı. Negatif olacak. Sıfırdan biraz küçük olacak. Ama sıfıra çok yakın olacak. Bu sıfıra çok yakın küçücük sayı birin içinde kaç tane var? Mini minnacık bir sayı arkadaşlar. Birin içinde bu mini minnacık sayıdan sonsuz tane bulunacak arkadaşlar. Ama pozitif bir sayı negatif bir sayıya böldüğümüz için eksi sonsuz olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar söylüyorum. Buraya benim son limitin sonucuna sonsuz yazmam bunun limitli olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu da bir sadece 1'e çok yakınken sonsuza yakın sayılar verdiği şeklindeki davranışını görmemizi sağlıyor. Çünkü sonsuz bir reel sayı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun bir limiti vardır. Bu nokta sağdan yaklaşırken veya soldan yaklaşırken limiti vardır diyemeyiz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Peki bir örnek daha yapalım. Örneğimiz limit x sıfıra giderken 1 bölü x kare olsun. Şimdi sağdan da soldan da bakalım. X sağdan inceleyelim arkadaşlar. 1'e sıfırdan biraz büyük bir sayının karesini almış olacağız. Yani sıfıra gene pozitif bir sayı yapacak. Sıfıra çok yakın bir sayı yapmış olacak. Biri sıfıra çok yakın bir sayıya bölersek artı sonsuz çıkacak arkadaşlar. Limit x eksi sonsuza eksi sıfırdan küçük yere giderken ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan küçük bir sayının karesini alacağız. Gene sıfıra çok yakın bir sayı çıkacak ama gene pozitif çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla biri sıfıra çok yakın pozitif bir sayıya böldüğümüz için sonucu gene sonsuz çıkacak. Biz bu iki bilgiden yola çıkarak bunun limiti sonsuza gidiyor diyebiliriz. Davranışını bu şekilde incelemiş olabiliriz arkadaşlar. Bu şu anlama gelmiyor. Tekrar söylüyorum, bunun limiti olduğu anlamına gelmiyor. Sadece davranışını incelemiş oluyoruz. Sonsuza doğru gittiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Bunu da siz yapın. Limit x eksi sonsuza giderken 2x üzeri 5 eksi 6x üzeri 4 artı 1 bölü şu eksiği düzgün yapalım. 3x kare artı x eksi 7'yi bulun arkadaşlar. Gene ortak parantezi almayı deneyebilirsiniz.
Evet arkadaşlar, yapalım isterseniz. X kare parantezine alacağız iki tarafı da. Limit x eksi sonsuza giderken x kare parantezinde 2x küp eksi 6x kare artı 1 bölü x kare parantezinde 3 artı 1 bölü x eksi 7 bölü x kare olmuş olacak. Bu x kareler birbirini götürdükten sonra buralar sıfıra gidecek arkadaşlar. Sıfıra gideceğini biliyorum. Alt taraf yani 3'e yakın bir sayıya gidecek. Ama üst taraf arkadaşlar eksi sonsuz verdiğiniz için en büyük dereceli terim eksi sonsuz olduğu için eksi sonsuza gidecek. Yani aslında eksi sonsuzu 3'e bölüyoruz gibi bir durum oluşacak. Dolayısıyla eksi sonsuzu 3'e bölerseniz eksi sonsuz olmuş olacak. Bu noktada belki geçmişten hatırlayacaksınız. X eksi sonsuz ya da artı sonsuza giderken eğer üst tarafın derecesi daha büyükse cevap sonsuz ya da eksi sonsuza gider çıkacak. Alt tarafın derecesi daha büyükse cevap sıfır çıkacak. Daha önce örneklerde çözmüştük. Bölülü ifadelerde yani rasyonel fonksiyonlarda. Eşit çıkarlarsa da baş katsayıların dereceleri aynı olan baş katsayı demeyelim. Aynı dereceli olacaklar zaten. Dolayısıyla baş katsayı diyebiliriz. Baş katsayıların birbirine oranı olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi bu bölümümüzdeki son kısmımıza geliyoruz. Dikey asimtot yapacağız arkadaşlar. Dikey asimtot. Şimdi dikey asimtotun tanımını yazalım arkadaşlar. Sonra örneklerde dikey asimtotun nasıl olduğunu görelim. Limit x a'ya artı taraftan yaklaşırken artı ya da eksi sonsuz çıkan ya da limit x a'ya eksi taraftan yaklaşırken artı ya da eksi sonsuz çıkıyor ise oluyorsa x eşittir a bir dikey asimtottur. Bu gördüğümüz arkadaşlar üçüncü asimtot türü. Bir yatay asimtot gördük. İki eğik asimtot gördük. Yatay asimtotta artı eksi sonsuza giderken limitini alıyorduk. Yatay asimtotta üst tarafın derecesi alt tarafın derecesinden bir büyüktü. Birbirine bölüyorduk. Bölüm bizim yatay asimtotumuz oluyordu. Şimdi dikey asimtotta x yerine a'dan biraz büyük bir sayı ya da a'dan biraz küçük bir sayı verdiğimizde sonsuz oluyorsa arkadaşlar buna dikey asimtot diyoruz. Örnek üzerinden yapalım. Örneğimiz y eşittir x artı 3 bölü x eksi 2'nin hem yatayını bulalım. Yatay ve dikey asimtotlarını bulalım arkadaşlar. Şimdi yatay asimtot nasıl bulunuyordu? Hatırlayalım öncekinden. X artı ya da eksi sonsuza giderken bu ifadeye bakıyorduk. En büyük dereceli terimlerin katsayıların oranı olacak aslında dereceler aynı olduğu için ama biz gene x parantezini alarak yapalım. Bu x'ler birbirini götürecek. Burası sonsuz gelince sıfıra gidiyor. Sıfıra gidiyor. 1 yani y eşittir. 1 doğrusu yatay asimtot. Peki dikey asimtot ne arkadaşlar? Dikey asimtot da limit x 2'ye bunun paydasını sıfır yapan değeri 2. Sağdan yaklaşırken arkadaşlar bu ifadenin değeri 5'ten biraz büyük bir sayıyı sıfırdan hafif büyük bir sayı miniminnacık bir sayıya bölüyoruz. Bunun için de cevap ne çıkıyor arkadaşlar? Sonsuz çıkmış oluyor. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken arkadaşlar x artı 3 bölü x eksi 2 ifadesini 2'den küçük bir sayı koyuyoruz buraya. Ama 2'ye çok yakın. Sıfırdan hafif küçük bir sayı çıkıyor. Burası da 5'ten küçük bir sayı çıkıyor. Şu sayı negatif arkadaşlar ama bu sayı pozitif. Dolayısıyla burası eksi sonsuz çıkıyor. Dolayısıyla
X eşittir 2 doğrusu arkadaşlar. 2'nin sağından bakınca artı sonsuz, solundan bakınca eksi sonsuz çıktığı için bir dikey asimtot. Yani paydayı sıfır yapan değer kısaca arkadaşlar sizin bir dikey asimtotunuz olmuş olacak. Bunu hemen grafiğini çizelim. Grafiğini çizelim arkadaşlar. Nasıl bir grafikte karşı karşıya kalacağız onu görelim. Y eşittir bir doğrusu yatay asimtot. X eşittir eksi 2 doğrusu dikey asimtot. Şurası eksi 2, şurası 1. Bunun grafiğini çizmeye kalktığımızda karşımıza şöyle bir grafik çıkıyor. Gördüğünüz gibi yatayda 1'e yaklaşıyor. Artı sonsuza ve eksi sonsuza giderken x eksi 2'ye giderken de bir saniye arkadaşlar bir hata mı yaptım? Evet yanlış yere çizdim şimdi. X 2 dikey asimtot olacak arkadaşlar. Ya da soruyu mu yanlış yazmışım? Bakıyorum. Evet düzeltiyorum arkadaşlar şimdi. Şurayı siliyorum. Bir daha çiziyorum. Bir de böyle olacak arkadaşlar. İki de böyle olacak. İkiymiş. Eksi iki değilmiş. Bizim grafiğimiz de böyle olacak arkadaşlar. Anlayacağınız üzere sonsuza ve eksi sonsuza giderken 1'e yaklaşıyor. 2'ye çok yakın değerler verdiğimizde de artı sonsuzla eksi sonsuza gitmiş oluyor.